Pagan kökenli pandemik bir hurafe. Pandemi biliyorsunuz 5. derecede yaygın salgın hastalık demek. En yüksek derecede. Dünyada artık önlenemez, çok yüksek, milyonları kapsayan bir hastalık, yaygın salgın hastalık varsa o pandemidir onun adı. Bu da bir pandemik hurafe. Nazar kem göz, nazar boncuğu, kurşun dökme. Yani bunların hepsi birbiriyle alakalı. Anlatabiliyor muyum? Hurafe sektörü ve cüzdanı çarpan cinler. Bu en masumu ha? Şu gördüğünüz bu boncuk en masumu. Aslı buradan geliyor. Bu ne biliyor musunuz? Pagan eski Mısır'da nazar inancı, Horus'un gözü. Horus kimdi? Eski Mısır'ın üçlemesi, teslisinden Isis, Osiris, Horus. Evet, Osiris, Horus. Üç. Eski Mısır'ın üç tanrısından biri ve baş tanrısı. Bunun gözünden geliyor. Horus'un gözü her şeyi görürmüş, biliyor musunuz? Her şeyi görür. Alın buyurun. Bu da sektörün Avrupa'da moda dünyasına girişi. Horus'un gözü burada, nazar boncuğu burada. Evet. Yani hediyesi kaç lira onu sormayın. Horus'un gözü burada. Evet. Aynı zamanda yani Mason tarikatının da Masonluk bir tarikattır. Tarikatların tamamı Masonluktan türediğini söyler işin uzmanları. Evet. Burada. Horus'un gözü bu. Göz değiyor. Yani seni gözetliyor. Seni gözetliyor. Ve evet, dolar seni gözetliyor. Bu da Hamse. Afrika ve Orta Doğu'da üç dinin, yani Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve Müslümanlığın, İslam demiyorum kasıtlı olarak, efendim Müslümanlık diyorum, Müslümanlığın mensuplarının nazarlığı. Bunun adı Hamse, beş. Dolayısıyla hepsi birbirine benzemiş. Teşabehet kulubuhum diyor ya Kur'an, kalpleri birbirine benzedi. Hurafe üretim süreci. Önce uydur, sonra inan, sonra başkalarına inandır, inanmayanı sapık ilan et. Tekfir et, gücün varsa mürtet ilan et ve katlet. Son söz. Din hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder. Aliya İzzet Begoviç.